Hegel felsefesini bir de benden dinleyin. Müzik Felsefe tarihinde sanıyorum ki yazılarının zorluğuyla ünlü iki düşünür var. Ya da en az iki düşünür var diyelim. Bunlardan biri Hegel, diğeri ise Heidegger. Bu iki Alman'ın yazılarında zorluk derecesi yaratan unsurlardan bir tanesi kendilerine özgü kavramlar yaratması ya da var olan kavramları kendilerine özgü bir biçimde kullanmasıdır. Mesela Hegel'de kavram kavramı vardır. Ama onun kavram kavramı bizim kavramdan genellikle anladığımız şey anlamına gelmez. Hatta e, o ünlü kitabının yani Tinin Fenomenolojisi'nin e, İngilizce edisyonunda bu kavram kavramı notion ile gösterilir ve büyük ne ile yazılır. Ya da Hegel'i okurken bir açıdan kulağa inanılmaz naturalist gelir yani doğalcı gelir ve ki zaten öyledir ama böyle hızlıca Google'da bir tarama yaparsanız Hegel'in mutlak idealist olarak kategorize edildiğini görürsünüz. Çünkü onun idealizmi de bizim alışa geldiğimiz öyle Platoncu bir idealizmden oldukça farklıdır. Tüm bu sebeplerden dolayı benim de bu videoda ana kaynaklarımdan bir tanesi olacak ünlü Hegel yorumcusu Frederick Beiser, Hegel okumayı demir bir leblebi çiğnemeye benzetir pek zevkli değildir. O yüzden Hegel'in yazdıklarının tamamını kendisinin dahi anlamadığına dair yaygın bir şaka ya da küçümseme vardır. Yine de her zaman söylediğim gibi bir şeyi anlamıyor olmanız onun anlamsız olduğu anlamına gelmez. Bu bir çeşit anlayış kıtlığının emaresi de olabilir. O yüzden insan arada durup kendisinden de şüphe etmeli. Nitekim Hegel'de Kim Soyut Düşünür adlı metninde kendini eğitimli sanan ya da bilgili sanan ama aslında düşünce fakiri olan insanlarla ciddi bir şekilde alay eder. Düşünmek mi? Soyut. Kendini kurtar. Kim yapabilir? Ne de olsa metafizik, soyut gibi veba gibi herkeste az çok güçlü bir kaçma arzusu uyandıran bir kelimedir. O yüzden Richard Bernstein'ın neden şimdi Hegel adlı metninde de söylediği gibi aşağılamalarla perişan edilmiş bir düşünür varsa o da Hegel'dir. Ama yine de analitikçi Russell tüm iddiaları yanlış olsa bile ki o öyle düşünür. Hegel'in önemini koruduğunu söyler. O yüzden başlangıçta bu giriş sekmesinde öğretilerini öncelikle bir kenara bırakalım. Öğretilerinin doğruluğunu veya yanlışlığını bu video içerisinde kendimizce yorumlamaya çalışalım. Fakat ben kişisel bir itirafla başlayayım. T'nin fenomenolojisini yanılmıyorsam 5-6 sene önce kadar e, okumuştum. Tabii ona da nasıl bir okumak Dinilirse. okumaya çalıştım, taradım, ilgili olan bölümler üzerine çalıştım diyelim. Bu videoyu çekmeden önce yeniden T'nin fenomenolojisini karıştırmaya başladığımda elbette İngilizce edisyonundan bahsediyorum. Hegel'in felsefesinin karşılığının bende sandığımdan çok daha büyük olduğunu fark ettim. Özellikle bilinç kısmında, diyalektik kısmında, sonrasında bahsettiğimiz tarih felsefesi kısımlarında ben de Hegel felsefesinin makul bir karşılığı var. Daha önce birkaç kez farklı şekillerde önerdiğim Profesör Doktor Türker Kılıç'ın Yeni Bilim Bağlantısallık Yeni Kültür Yaşamdaşlık kitabına Hegel alıntısıyla başlaması elbette bir tesadüf değil. Bütün yalnızca kendi gelişim süreciyle tamlığına ulaşan doğal özdür. Ben de tam bu video boyunca bunun üzerine gideceğim. Dahası bu Türker Kılıç'la da sınırlı değil. Örneğin nöro felsefe alanında çalışmalar yapan Catherine Malabou veya genetikçi Richard Levontin gibi isimler de kimi zaman Marx dolayımı ile yine Hegel felsefesinde özgün kaynağını Hegel felsefesinde bulan diyalektik tarih gibi kavramlara işaret eder. O yüzden sanırım Bernstein'ın dediği gibi Hegel tanrıların mezarından kalkıp dönmekteymiş gibi gözüküyor. Belki de geçtiğimiz yüzyılın tini Hegel'i anlamaya henüz uygun değildi. Bu noktada iki hatırlatma ve uyarıda daha bulunmak istiyorum. Başlangıçta bazı şeyleri açık kılalım. Videonun biyografi, mutlak, metafizik bölümleri daha çok Bayzer gibi isimlerin bölümlemelerine sadık kalarak oluşturulsa da bir yerden sonra ben Özgün Hegel yorumcularının ya da Hegel kitaplarında olduğu şekliyle bir sıralamada anlatmayacağım. Dilara'sal bilgi kürasyonu gibi düşünelim bunu. Ben T'nin fenomenolojisini önce anlatıp sonrasında başka bir şey anlatmaya gidebilirim. Çünkü benim de kendimce üç aşağı beş yukarı felsefe anlatmak ve anlattıklarımın insanlarda hangilerinin ne şekilde karşılık bulduğuna dair naçizane bir deneyimim var. Bir de ben bunu bir sıralamak istedim. Ve bazı yerlerde de özellikle diyalektik veya afebunk gibi kavramlardan bahsederken konuyu biraz karikatürleştirdiğimi, Rilke gibi şairlere başvurduğumu, grafikler çizdiğimi göreceksiniz. Dediğim gibi bunlar Dilara'nın yorumları olacak. Bu noktada Roland Barthes'ın yazarın ölümü dediği şeyi hatırlamalıyız belki de. Ne demişti Bart? Yazarın ölümü metni sonsuz olasılıklara açar. Elbette bu demek değil ki her metni canımızın istediği gibi yorumlayalım yorum ve aşırı yorum arasındaki farkı da gözetmek lazım. Ama bazen bir metnin yanlış yorumu dahi felsefe olabilir. Mesela Heidegger'e göre Sart onu tamamen yanlış anlamıştı. Ama Sart'ı Sart yapan Heidegger'i yanlış anlaması veya kendince anlamasıydı. O halde ilginizi çekmeyi başardıysam, kendi aşırıya kaçabilecek yorumlarımı meşru kıldıysam Hegel'le tanışalım. Videoyu hazırlarken kullandığım kaynaklar açıklama bölümünde listeli bir halde duruyor. Ta Spinoza videosundan beri. Spinoza, Kant hatta geçenlerde hazırlamış olduğum İnsanlığın Derdine Ne adlı videoda Alıntı cümleleri videonun içerisine dahi yerleştirdim. Bunu yapmaktan çekinmiyorum sanıldığının aksine akademide kaynak kullanmak ve bunları paylaşmak övünülecek bir şeydir. Sadece ek bir mesai gerektiriyor. Videoları tek başıma hazırladığım için yeterince yorulduğum için bir de bununla uğraşmak pek istemiyordum dürüst olmak gerekirse. Ama bir süredir bunu düzenli bir şekilde yapıyorum. Umarım bir gün daha fazla vaktim olduğunda geriye dönük videolara da aynı şekilde kaynakçıları ekleyeceğim. Artık başlayalım.

1770 yılında bugünkü Almanya Stuttgart'ta doğdu. Her videoda o veya bu şekilde bahsettiğimiz çağın ruhu yani Zeitgeist meselesini tekrar hatırlama vakti. Çünkü o Fransız ihtilali döneminde yaşadı. En köklü kurumların, mutlak gözüken olguların dağılmaya, dönüşmeye, değişmeye başladığı bir çağda böylesi bir çağın gözlemiyle felsefe yaptı. Ki Hegel'in kendisi de şöyle diyor zaten. Herhangi bir felsefenin kendi çağına özgü dünyayı aşabildiğini hayal etmek saçma bir şeydir. O halde Hegel'den bahsederken anakronizm hatasına düşmemek adına 18. yüzyılın sonunda 19. yüzyılın başında Avrupa'da yaşayan bir entelektüel portresi oluşturmalıyız. Girişte söz ettiğim Hegel yorumcusu Bayzer, Hegel'in hayatını akademik yaşantısına göre bölümlemenin en uygun yol olduğunu söyler. Nitekim hayatında kişisel hayatında çalkantılar olsa da aslında Hegel bunları bahsetmeye değer görmemiştir. Bu yüzden sırasıyla Stuttgart, Tübingen, Bern, Frankfurt, Jena, Bamberg, Nürnberg, Heidelberg ve son olarak Berlin yolculukları boyunca kurmuş olduğu entelektüel ilişkiler, tanışıklıklar Hegel'in felsefesinin oluşmasında doğrudan rol oynayacak. Bu noktada daha önce Twitter'da yapmış olduğum bir tartışmadan yola çıkarak birkaç şey söylemek istiyorum. Ne zaman bir filozofun network'ünden, ağlarından etkileşim kurmuş olduğu sosyal çevresinden söz etsek, o filozofun taraftarları tarafından Evet taraftar diyeceğim çünkü bazı insanlar sorgulamalarımızda faydalandığımız bu düşünürleri takım tutar gibi yaklaşıyorlar. Böylesi networklerden, ağlardan, ilişkilerden bahsedildiğinde ya da ağlardaki konumunun düşünceye elverişli olduğunu söylendiğinde bir çeşit karşı çıkışla, bir çeşit karşı çıkış veya dirençle karşılaşıyorum. Yanlış anlaşılmasın bu yalnızca Hegel'e özgü bir durum değil ama sanıyorum ki bu filozof taraftarlığı veya takım tutar gibi felsefesi ile ilgilenme merakına sahip insanlar filozofların adeta bir peygambercesine 30 yaşında dağa çıktığını ve öğretilerinin Tanrı tarafından kendisine gökyüzünden donat edildiğini düşünmek istiyorlar. Bu yüzden her filozofta olduğu gibi elbette Hegel'in felsefesine de yakından baktığımızda onun sosyal ilişkilerinin entelektüel çevresinin izlerini görmeye başlarız. Geçmişten etkilendiği Anaxagoras, Herakleitos, Aristoteles, Spinoza gibi isimlerin yanı sıra kendi çağdaşı Hölderlin, Fichte ve Schelling gibi isimler özgün bir Hegel felsefesinin oluşmasında rol oynadı. Burada biraz felsefe tarihine ilişkin kapsayıcı bir analiz yapalım. Bütün felsefe tarihini bir iki kez okuduğunuzda her filozofun felsefesi aslında yapboz gibi kendisinden önceki bütün felsefelerden ya da bazı felsefelerden etkiler parçalar alıyor, onu içeriyor, sonrasında onu olumsuzlayarak aşan yeni bir şey söylüyor. Bu anlatımın Hegel videosundaki münasip tanımı sanırım bu olurdu. O halde Hegel felsefesini anlamaya niyet ettiğimiz bu videoda Demir leblebi çiğnememek adına öncelikle onun ilişki kurduğu, etkilendiği veya karşı çıktığı düşünürlere bakalım. aklın eleştirisi adlı metni bir cümlede özetlememiz gerekseydi neyi bilebilirim sorusuna yanıt vermeye çalıştığını söyleyebiliriz sanırım değil mi? Neyi bilebilirim? Neyi bilemem? Yani insanın kendi yetileri üzerine yapmış olduğu bir çeşit eleştiri ve incelemeydi. Bu inceleme sonrası Kant bazı ayrımlara gitmişti. Özne, nesne, aşkın, içkin, transcendent, transcendental, a priori, a posteriori gibi bahsetmiş olduğum şu anda da sağ üst köşedeki işarete tıkladığınızda ulaşabileceğiniz Kant videosunda tüm bu kavramları detaylandırmıştım. Şimdi tekrar ederek vaktinizi almak istemediğim için kavramları söyleyerek devam ediyorum. Kant meseleyi öncelikle bilginin sınırlarını çizmek bağlamında yorumladı. Bizim için bilinebilir olanın zaten aklın kendi yapısı içerisinde kurulan ve doğaya projekte edilen fenomen olduğunu. Bunun dışında şeyin kendisini bilemeyeceğimizi savundu. Şundan bahsediyorum çok kabaca. Elimde bir kitap var, değil mi? Ben buna bu bir kitaptır diyorum. Bir, bu bir kitaptır yargısında bulunuyorum. Aslına bakarsanız Kant şöylesi bir ayrıma gitti. Buradan bana gelen bazı belirişler var. Erscheinung dediği şey aklım çok karikatürize ederek anlatıyorum şu an anlaşılabilir olması açısından. Aklım bu e, deneyimin bana vermiş olduğu enformasyonu işledi, bazı kategorilerden geçirdi ve sonrasında ben bu bir kitaptır yargısına ulaştım. Güzel ama benim yargım benim aklımda kuruldu. Duyusallıkla işbirliği içerisinde bende kurulan bir yargıdan, bilgiden, nesneden söz ediyoruz. Peki bunun kendisi acaba kendisinde ne? Hakikaten benim onunla ilgili oluşturmuş olduğum nesne tasarımım o şeyin kendisine uygun düşüyor mu? Felsefede bunu epistemolojik bir sorunsallaştırma deriz. E, aslına bakarsanız varlığın ne olduğunu e, anlamak istiyorsanız, bilmek istiyorsanız, istiyorsanız ya da ne olduğunu söylemek istiyorsanız önce şunu konuşmamız lazım. Biz neyi ne şekilde biliyoruz? Bilgilerimizin ne kadarı benim aklımın kendi yapısından geliyor, ne kadarı gerçekte, o şeylere, yöneldiğim şeylere uygun düşüyor. O yüzden Hegel her ne kadar ansiklopedide Kant'ın yapmış olduğu bu eleştirinin ya da bu incelemenin yetersiz olduğunu söylese de aslında yaptığı şeyi bir açıdan takdir ediyor. Önce neyi ne şekilde bildiğimizi sorunsallaştırmalıyız. Fakat buradaki sorun şu. Kant'ın yaptığı ayrım sonrası ki bunun geriye doğru gittiğimizde Descartes'a, e, Platon'a, Sokrates'e kadar vardırabiliriz bir ikilik, bir e, dualizm yarattı değil mi? Şeyin kendisi var, bir de bendeki tasarımı var. Öyle bir yere geldik ki aslında ben kendi yetelerimce kurulmayan hiçbir şeye dair bilgi veya fikir sahibi olamaz hale geldim. Bilgi dediğimiz şey zaten benim aklımda kurulan benim yargım haline geldi. Bu yüzden benim bilincim ile beni saran dünya arasında Muazzam bir e, sınır belirdi. Kant'ı en çok eleştirenlerden biri olan Maimon onun bu iddiasını e, adeta Descartes düelizminin bir parçası olarak görür. Felsefe tarihi serisinin bir önceki bölümünde hatırlayın, Heinrich Jacobi'den bahsetmiştik. Jacobi de Kantçı bir bakış açısının yani insanı kaçınılmaz olarak bir nihilizme sürükleyeceğini söylemişti. İşte Kant sonrası bütün filozofların aşmaya çalıştığı ya da temellendirmeye çalıştığı taraf olarak bu özne merkeziyetçilik, bu özne ve nesne arasında yapılan ayrım meselesi. Ki bu videonun ana konuğu olan Hegel'de. Tam da Kant'ın öznesine karşı çıkacak zaten. Yalnızca özne kavrayışına da değil aynı zamanda bilinç kavramına da karşı çıkacak. Çünkü Kant'ın bilinç kavramından anladığı şey adeta bir bilgi üretim fabrikası gibi düşünelim bunu tekrar karikatürize ederek. Sanki orada bilinç iş makineleri gibi kendisine gelen ham maddeyi işliyor ve output olarak bir ürün yaratıyor. Biz e, bu bilinç dediğimiz bu mekanizmaya doğuştan sahibiz. O herkeste var olan soyut bir şema gibi ele alınmıştı. Ve bu durumda bu fabrikadaki makinalar olan akıl ham maddenin kendisini değil de sadece işlediği ürünleri bilebiliyordu. Kahramanlarımız Hegel ve müttefiki olarak adlandıracağım Schelling ise bu ayrıma doğrudan karşı çıkarak Spinoza felsefesi tarafında konumlanıyorlar. Fenomen ve numen dediğimiz, nesne ve o şeyin kendisi dediğimiz ayrımı reddedecekler. Sonrasında özne ve nesne arasındaki ayrımı da reddedecekler zaten. Çünkü Kant'ın felsefesi aslında doğayla aramıza bir çeşit set koydu. Bu sebeple bütüncül bir yaşam, dönüştürücü bir ilişkisellik ağı, birlik ve ortaklaşmanın zeminini olanaksız kıldı. Tabii burada bir parantez açmak lazım. Aslında birlik ve ortaklaşmanın zemini, bütüncül bir yaşam, dönüştürücü ilişkisellik derken bahsettiğim şeyler aynı zamanda politik idealler. Mesela Hegel'in en çok tartışılan kavramlarından biri olan öz bilinç bir başkasının da bilincini gerektiriyor. Ama siyaset konusuna şimdi girmek istemediğim için parantezi burada kapatalım. Özetle varlığı bir bütün olarak alma arzusu var aslında burada. Hatırlayın antik Yunan'da Sokrates öncesi antik Yunan'da zaten böylesi bir kavrayış yok muydu? Varlığı yekpare, organik bir bütün olarak görmüşlerdi. Kendilerini içinde buldukları doğadan ayırmak şöyle dursun, varlığa temaşa ettiklerini bu ilişki içerisinde de hakikatin Eski kelimelerle konuşacağım. Zuhur ettiğini düşünmüşlerdi. Fakat yine daha önce konuştuğumuz Descartes felsefesinden sonra ve Kant'la birlikte zirveye varan şeylerden bir tanesi zihin, beden, ben öteki, özne, nesne gibi ayrımların oluşmasına yol açtı. Hatta insan bir makina gibi görüldü. İnsan bir makina adlı bir kitabın olması da elbette bu noktada hatırlanabilir. Beden parçalı bir şeydi. Bütün ilişkiler tek bir parçaya indirgenebilirdi. Bu sonra Marx'ın da karşı çıktığı fikirlerden bir tanesi olacak. İnsan ve doğa arasında hatta insanın kendi bedeniyle kendi zihni arasında bile bazı sınırlar, ayrımlar oluştu. İşte bu yüzden Hegel'in ilk adımda yapmaya çalıştığı şey bu ayrımları, sınırları ortadan kaldırmak. Daha doğrusu zaten onların olmadıklarını göstermek. O halde varlığı organik, canlı bir bütün olarak ele alacağız. Güzel ama bu öyle bir bütün olsun ki dışarıdan tanrı gibi aşkın bir varlık tarafından belirlenmesin kendi içsel organizasyonunu kendi sağlasın kendi içsel belirlenimini kendisine içkin olarak versin. O yüzden Hegel'in yapmaya çalıştığı şey hem öznenin hem nesnenin bütüncül bir süreç içerisinde bütün kavramların ortaya çıktığı, kendisini gerçekleştirdiği, kendi sürecinde anlam kazanan, kendi kendini organize eden bir şey. Yani bir çeşit içkinlik metafiziği. Anlaşıldı sanırım. E, fikir şahane. Hegel felsefesiyle ilgili en sevdiğim şeylerden bir tanesi de burası zaten. İçkinlik konusu. Girişte de belirttiğim gibi Google'a Hegel neyi savundu falan yazarsanız e, mutlak idealizm yazdığını göreceksiniz. İdealizmden bahsetmenin bu noktada şöyle bir sakıncası var. Ne zaman bu kavramdan bahsetsek Platon veya orta çağ düşünürleriyle birlikte e, hatırladığımız bu çağrışımlarla düşündüğümüz için sanki Hegel de e doğa üstü, dünya üstü, yaşam üstü, insan üstü e bir şeyden bir yerlerde sabit kalan bir kavramlardan, müstakil kavram realizmlerinden söz ediyormuş gibi kulağa. Mutlak idealizm, mutlak kavramlar var herhalde aşkın ve var olan her şey de ona göreli olarak oluyormuş gibi ama Hegel baştan aşağı bunun tam tersi. Bu yüzden bu videoda sürekli olarak genellikle benim rastladığım Hegel'e dair bazı yanlış anlaşılmaları da düzeltmek istiyorum. Çünkü bazen de tin kavramından yola çıkarak onu böyle doğa üstü, madde üstü, yaşam üstü bazı şeyler düşünen bir filozof gibi algılama eğilimimiz var. O halde iki şeyin altını çizelim. Bir, Hegel'de Doğa üstü, dünya üstü, zaman üstü, mekan üstü, yaşam üstü hiçbir şey yok. Dahası burada sabit kalan, değişmeden kalan, başlangıçtan beri zaten hali hazırda verili bir şekilde varlığını sürdüren hiçbir şey de yok. Spinoza gibi yine. Bu noktada eğer şunu diyorsanız bu fena olmayan bir soru olur kanımca. E bu adam materyalist gibi. Anlattığı her şey kulağa oldukça materyalist geliyor. O halde biz onu neden materyalist olarak nitelendirmiyoruz? Diyorsanız bunun üzerine biraz birlikte düşünelim. Gerçekten de bakıldığında Hegel'den en çok etkilenen düşünürler listesinin başına Marx'ı yazabiliriz değil mi? Marx felsefe tarihinde ne şekilde kategorize edilir? Diyalektik materyalist. Burada Marx özelinde bir anlatım yapmayacağım ama şunu göstermeye çalışıyorum. Marx Hegel'in felsefesinde zaten bir olanak olarak, bir imkan olarak materyalizmi görmüştü. Ama bu noktada Dilara Hegel materyalisti dedi de olmasın. Onu kategorize etmekte, alışa geldiğimiz geleneksel etiketlerle anlamakta zorlanıyoruz sadece. Bu da zaten Hegel'in felsefesini özgün yapan detaylardan bir tanesi. Sonrasında Bayzer'in de şöyle bir yorumuna rastladım. Aslına bakarsanız gerek Hegel, gerek müttefiki Schelling 17. yüzyıldaki e, dirimselci materyalizm vitalist materyalizm bağlamında ele alınmalı. Sadece tin gibi bir kavramdan söz ediyor diye Hegeli materyalist gelenek içerisinde konumlandırmakta sorun yaşıyorsanız belki de geleneksel materyalizm tanımımız üzerine düşünmemiz gereklidir. Ama bu noktada şunu da belirtmek gerekiyor. Hegel'in felsefesi ateist nitelikte değil. O sadece tanrıyı varlığın bütünü olarak kavramıştı tıpkı Spinoza gibi. O yüzden videonun bu bölümünde ifade etmeye çalıştığım şey, Hegel'in sadece Kant'ı eleştirdiği için genellikle düşündüğümüz anlamda aşkıncı bir metafizikçi olmadığı. Kant metafiziği aşkın varlıklara yönelik bir çeşit spekülasyon olarak görmüştü. Hegel'in felsefesi bu bağlamda baktığımızda metafizik olamaz. Ama metafiziği eğer e, varlığın özü, ilkesine, esaslarını araştırmak olarak görüyorsanız Hegel en alasından bir içkinlik metafizikçisi diyebiliriz sanırım. Bu da bizi videonun diğer bölümüne getiriyor. Metafizik. Aslına bakarsanız Hegel mutlak şudur şeklinde kesin ve açık bir tanım ortaya koymuyor. Ama bu noktada iki kaynaktan yola çıkarak e, onun mutlak ile mutlak kelimesiyle neyi kastettiğini çıkarsayabiliriz. Bunlardan bir tanesi Mantık Bilimi adlı kitabı. İkincisi de Schelling'in tanımı. Burada mantık bilimi adlı bir kitaptan bahsettiğimde tekrar Hegel'cede farklı anlama gelen başka bir kavramdan söz etmemiz gerekiyor. Çünkü Hegel'in mantık bilimi bizim alışa geldiğimiz o klasik veya modern mantıktan oldukça farklı. Kitabın alt başlıklarına bakarsanız sonluluk, sonsuzluk, kendi için varlık, mutlak ide gibi kavramların olduğunu görürsünüz. Bu yüzden de Hegel'in Mantık Bilimi adlı kitabı onun metafiziği ile aynı şey olarak kabul edilir. Şimdi şu mutlak kavramına geri dönelim. Mutlak nedir? var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayandır diyebiliriz değil mi? Mutlak hem varoluşunda hem özünde diğer şeylere bağlı olmayan koşulsuz olarak var olandır. Özünün zorunlu olarak varoluşunu gerektirdiği şeydir. Cümleyi tekrarlıyorum. Özünün zorunlu olarak varoluşunu gerektirdiği şeydir. Bu kısım biraz acayip. Acayip değil de bunu düşündüğümüzde altından farklı farklı fikirler ortaya çıkacak. Şundan bahsediyorum hani bazen şey diye düşünürüz ya özellikle teoloji tartışmalarında teistik argümanlardan bazıları varlık neden var o zaman gibi bir soru yöneltir ya da varlık Varlık neden var, Varlık neden yok değildir de? Vardır şeklinde. E, çok yaygın bir argüman var. Biz de bunu hem Leibniz hem de teoloji videoları boyunca sürekli tartışmıştık. Varlığın özünün zorunlu olarak varoluşunu gerektirdiği meselesinden baktığımızda varlık neden var şeklinde bir soru anlamsızlaşıyor. E, burada saçmaya indirgeme yapalım. Bunun tersini düşünelim. Yani absürt bir örnek üzerinden bunu temellendirelim. Yokluk neden yok? gibi bir soru aslında bu değil mi? Yokluk neden yok diye sormak kulağa ne kadar e, tırmalayıcı geliyorsa aslında varlığın neden var olduğu sorusunu sormak da bu bağlamda düşünülebilir. Özellikle Hegel'in etkilenmiş olduğu Spinoza'da mutlak kavramı, varlık kavramı zaten zorunlu olarak varoluşunu gerektiriyordu. Bir de burada Hegel bağlamında altını çizmemiz gereken şey var oluş kelimesi. Onun özü var oluşuyor. Burayı biraz açacağım ama şimdiden şunun sinyallerini vermeye çalışıyorum. Hegel'de öz derken veya varlık derken biz böyle Platon'daki gibi bir çeşit kavram idealizminden, kavram realizminden kesinlikle söz etmeyiz. Mutlak kendisi dışında hiçbir şeye ihtiyaç duymayan bir varlık, haliyle ona aşkın hiçbir şey de yok. Yalıtılmış, soyut, statik bir varlık da değil. Onun doğası aslında canlı bir kuvvete dayanıyor. Nesnel olarak tek bir töz gibi kabul edilmeli. Yine kimi hatırlatıyor? Spinoza. Üçüncü kez bunu söyledim ama Hegel felsefesinin Spinoza'dan farkını da bu bölümde açacağım. Aslına bakarsanız bunun sebebi şu. Jacobi'nin başlatmış olduğu panteizm tartışmasından sonra bahsettiğim videoda detaylarıyla konuşmuştuk. Spinoza çağın en popüler filozoflarından biri haline geliyor. Çünkü dönemin entelektüelleri Spinoza'da başka kimsede bulamadıkları bir imkan görecekler. Bilim dışında bir din, din dışında bir bilim imkanı sunuyor. Bu yüzden gerek Hegel, gerek Schelling Spinoza'nın mutlak tanımına doğrudan e, onaylıyorlar. Bu konuda da herhangi bir şüphe duymuyorlar. Hatta Hegel'in şöyle bir sözü var. Tam olarak böyle olması da farklı versiyonlarıyla karşılaşabilirsiniz. Kişi felsefe yapacaksa lakin önce Spinoza'cı olmalıdır. Hegel ve Schelling bu noktada aynı fikirdeler. Yani eğer ortada bir e, tözden, bir varlıktan söz edeceksek, bir mutlaktan söz edeceksek bu olsa olsa Spinoza'nın tözü gibi olur. Yani Kauza suyu gibi. O yüzden gelin Spinoza'nın Etika adlı kitabında töz için vermiş olduğu tanıma bakalım. Tözle kastettiğim şey kendinde olan ve kendisi yoluyla bağımsız olarak biçimlenebilmesidir. Bir bütün olarak evren zaten her şeyi içerdiğinden onun dışında bir şey de mevcut değil, değil mi? Hatta sonrasında Schelling de şöyle söylüyor. Mutlak evrenin nedeni değil, evrenin kendisidir. Mutlak bir bütün olduğu için kendisi dışında bir şey olmadığı için de yönelebileceği başka bir şey yok. O yüzden bir şey bilinecekse böyle özne nesne gibi e, ayrımlar içerisinde bir şeyin başka bir şeye yönelmesi ve onu bilgi nesnesi haline getirmesinden söz etmeyeceğiz. Buradaki biliş onun kendi kendini bilmesi, kendi kendini deneyimlemesi, kendi kendini düşünmesi bağlamında olacak. Çünkü böylesi bir kavrayışın benim doğadan yabancılaşmasına da bir şekilde son ve vereceğine inanıyorlar Tamam bu noktada varlık bu dedik Peki sonra nasıl ne olacak yani bu varlık kendi kendisini nasıl düzenliyor değil mi kendi kendisine nasıl belirlenim veriyor süreç nasıl işliyor bunun anlamı nedir nereye doğru gidiyor bu süreç gibi sorular sorulabilir O yüzden bence burada varlık neden vardır sorusunun anlamsız olduğunu bu bağlamda anlamsız olduğunu gösterdikten sonra iki temel soru ortaya çıkıyor Bunlardan bir tanesi bu düzenin bu işleyişin nasıl olduğu, iki bunun anlamının amacının ne olduğu, üç insanın bu anlamla bu amaçlı sürecinin nasıl bir ilişkisi olduğu şeklinde özetleyebiliriz. Hegel'in hepsine yanıtı var. Hatta Spinoza videosunda ben e, onun e, Tanrı Evren görüşünü varlık anlayışını anlattığımda ikinci bölümün sonunda şöyle isyanlar gelmişti. Pek çok kişinin benzer yorumlar yazdığını görmüştüm. Tamam eğer böyleyse tüm bu olanların anlamı ne? Yani buradaki amaçlılık ne? Burada nasıl bir amaç göreceğiz? Şeklinde bir isyan yükselmişti ve e, orada bir anlam, değer, amaç göremediğinde de e, pek çok kişinin hayal kırıklığına uğradığını gözlemlemiştim. Bu kişilerin, böylesi bir arayışta olan kişilerin Hegel felsefesinde kendi arayışlarına daha yakın bir yanıt bulabileceğini söylemem gerek. Bu noktada Spinozanın ki yanlıştı, Hegelin ki doğruydu demiyorum. Ben sadece burada bilgi kürasyonu yapıp açık kılmaya çalışıyorum. Sonuçta son söz elbette sizin. Artık bu noktadan sonra özgün Hegel felsefesi başlıyor. Varlığın bütünlüğünden söz ettiğimiz noktada sanki Hegel böyle Parmenidesci bir kavrayışla varlık, sabitlik, bir bütün değişmeden kapalı bir şeymiş gibi düşündük değil mi? O Parmenides'in bir dediği şeymiş gibi düşündük. Bu en Hegelci olmayan şey. Çünkü Hegel felsefesinde verili hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok diyorum. Verili kavram bile yok. Hegelin kavramı bile bize başlangıçta verilmiş değildir. Kavram kendisini süreç içerisinde gerçekleştirir. Hegel felsefesinde konuştuğumuz her şeyin e, potansiyellikten edimselliğe doğru gittiğini kendisini gerçekleştirmekte olduğunu düşünmemiz lazım. Bu mutlak için bile geçerli. Süreçte kendisini gerçekleştirerek gösteren bir şeyden bahseder Hegel. İşte bu kısım bence bana sorarsanız Hegel'i anlamanın en önemli parçası. Hegel'de aşkın sabit hiçbir şey olmadığı gibi başlangıçtan verili hiçbir şey de yok. Ondaki bütün meseleyi oluş, devinim, edimsellik olarak görmeliyiz. Hegel'deki töz mutlak bile hali hazırda verili bir şey değil. Yolun sonunda kendisi olacak şey. Bu noktada her şeyi oluş üzerinden okumaya başladığımızda da şöyle bir yere geliyoruz sanırım. Bu kadar fazla oluş dedikten sonra ondan bahsetmesek elbette olmaz. Herakleitos'ta bu oluşu düzenleyen bir ilke vardı değil mi? O buna Logos adını vermişti. Çünkü eğer bir oluştan, değişimden, dönüşümden, devinimden söz edecekseniz bunun ne şekilde düzenlendiğini, bunun ne şekilde belirlendiğine dair ortaya bir ilke koymanız gerekir. İşte bu noktada Hegel her ne kadar Herakleitos'tan almadığım hiçbir şey yoktur dese de ki tam da az önce konuştuklarımızı doğrular nitelikte yani Hegel'de varlık meselesini Tamamen Herakleitosçu bağlamda düşünmeliyiz demiştim. Akabinde aynı zamanda biraz da Aristoteles felsefesiyle birlikte şekillendiğini görüyoruz. İşte burası da aslında Hegel'in Spinoza felsefesinden ayrılmaya başladığı veya farklılaştığı nokta. Spinoza'nın doğası, varlığı, tanrısı, mutluluğu, artık her ne derseniz deyin, mekanistikti. Spinoza demişti ki her şey bir neden-etki ilişkisi içerisinde ilerliyor. A, B'nin, B, C'nin, C, D'nin nedenidir. Aslında bizim mevcut an içerisinde sonuç olarak gördüğümüz şeyler kendisinden önce gelen nedenlerin belirleniminde ortaya çıktığı gibi kendisinden sonra çıkacak şeyleri de neden olmaktır. Ama bu süreçte her biri bir diğerini gerektirse de burada önceden belirlenmiş bir tasarıya doğru giden bir çeşit amaçlılık yoktur. Aslında çok basit bir şey ama bu konuyu bizim için daha tanıdık bir örnek üzerinden tekrar anlatmak istiyorum. Örneğim elbette Charles Darwin ve evrim kuramı. Bir ara hakikaten Darwin'e takmıştım. Onun hakkında araştırma yaparken şöyle bir şey okuduğumu anımsıyorum. Darwin türlerin kökeninde evrim yani İngilizcede evolution kelimesini kullanmaktan çekiniyor. Çünkü bu kelimenin İngilizcedeki bu evolution kelimesinin anlamlarından bir tanesi katlı olanın açılması. Katlı olanın açılması ne demek? Bunu biraz düşünelim. Burada bir örnek vermek istiyorum. Ama önce bir kitap almam lazım. Gombrich'in Sanatın Öyküsü adlı kitabında e, bu büyük olan baskı yani inceltilmiş baskı değil. Şöyle bölümler var. Bir resmi tam olarak göstermek istedikleri zamanda sayfaları katlamışlar ve siz o sayfa birikintisini açarak resmin tamamını serinleyebiliyorsunuz. Şimdi bu Sistine şapelinin anlatıldığı sayfa size bunu göstereyim. Gombrich ve Sistine Chapel'i üzerinden Darwin ve Evolution'ı anlatıp oradan Spinoza'ya varıp oradan Hegel'in ne olmadığını anlatacağım. Hikaye anlatıcılığım gerçekten garip işliyor. Umarım daha anlaşılır olur. Bir bölüm var. Ben bunu açıyorum. Sonra bunu bir daha açıyorum. Ve bu katlı olan kocaman bir şekilde kendisini gösteriyor ve sonra biz bunu kapatıyoruz. Şimdi evolution kelimesinin katlı olan katlı olanın açılması bağlamında yorum yaparken kastettiğim şuydu. Resim örneğinde ne vardı? O resim zaten hali hazırda çoktan yapılmış son resmi yani son aşamasını almış son aşaması belirli veya tayin edilmiş bir yapıdaydı değil mi? Sadece süreç içerisinde parça 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 kendisini açıyordu. Darwin'in evrim kuramında ise böyle katmat yoktur aslında. E, tıpkı Spinoza'nın mekanistik evreninde olduğu gibi her bir adım bir sonraki adımı bir sonraki momenti belirler ama bu noktada durarak yolun sonunda ne olacağını belirleyemezsiniz Hatta e, Darwin'in Evrim kuramı bağlamında baktığınızda, bir son tasarımı yoktur zaten. Bu yüzden canlılığın, yaşamın bir tasarım olmadığı, bu yüzden de bir tasarımcıya ihtiyaç duymadığı tezi ileri sürülerek Tanrı'nın varlığı reddedilir bu bağlamda. Yani tam olarak Spinoza'nın mekanistik evreni bir son tasarımı katların açılarak daha önce de halihazırda var olan bir şeyin görünmesi de dediğimiz bir şey yok burada. Buna determinizm, mekanik determinizm veya belirlenimcilik olarak adlandırıyoruz. Şimdi asıl farka geliyorum. Yani önce karşı tarafta ne olmadığını anlatıp sonrasında Hegel'in ne dediğini anlatmaya çalışıyorum sürekli. Aksi takdirde Hegel'i anlayamama, Hegel'in fikrine yakınlaşamama bariyerlerini yıkmaya çalışıyorum. Asıl fark tam da bu noktada doğuyor. Aristoteles videolarında konuştuğumuz bir şey vardı. Mekanik bir determinizm değil de erek bilimci, ereksel bir determinizm. Aristoteles diyor ki her şey bir sonraki adımı etkileyerek bir çeşit neden-etki tepkimesi bir zincir yaratmış olamaz. Şimdi bunu da yine başka bir örnek üzerinden anlatacağım. Diyelim ki siz bir ev yaptırmaya karar verdiniz. Bu iş şöyle ilerlemez, değil mi? Bir sürü işçi alırsınız, götürürsünüz arsaya, doğrudan bırakırsınız. Herkes bir tuğla, bir bir şey koyar koyulan birkaç tuğla sonra ondan sonraki konulacak tuğlaları belirler. Böylesi süreç içerisinde ev kendi kendine yapılır ve ne olur? <laughs> bir ev olmaz. Berbat bir yapı ortaya çıkar muhtemelen. Peki bunu aşmak için biz ne yaparız? Önce bir mimara gideriz. Bir ev planı, ev tasarısı çizdiririz. Sonrasında bu ev planı ve ev tasarısı aslında evin yapılış sürecini belirler. Onun ne şekilde yönlenmesi gerektiğini bize gösterir. Aristoteles de Spinoza veya Darwin'de anlattığım meseleden farklı olarak şunu diyecek. Ev tasarısı, ev amacı, ev planı, evin yapılış sürecini açıkladığı için aslında süreç A, B'yi, B, C'yi, C, D'yi etkiliyor şeklinde gelişmez. Son nokta olan D, A'nın nedenidir diyecek. Biz buna... Ereksel belirlenimcilik, erek bilimci determinizm diyoruz. Çünkü son noktada varmak istediğimiz amaç ya da bu amacın tasarısı aslında zaten bütün süreci başlatan şey, bu süreci kendi içerisinde anlamlı bir şekilde yöneten şey bu son tasarısı. Bu anlattığım şey felsefi literatürde teleoloji olarak da anılır ve sadece bu e, filozoflar bağlamında değil elbette bunu e, dini epistemolojide, teolojide, tanrı tartışmalarında da sıklıkla görürsünüz. Evrenin bir amacı olup olmadığı, herhangi bir plana göre doğru herhangi bir plana doğru gidip gitmediği meselesi. Çünkü ne olacak? bir plan varsa bir tasarı varsa ne diyecek teizm bu tasarımın bir tasarlayıcısı olmalı veya e, bu planı bir hazırlayan biri olmalı diyecek. Çünkü bizim yaşam dediğimiz zaman dediğimiz şey aslında tam da bu katlı olan şeyin açılması anlamına gelecek. Ama Aristoteles böyle bir şey söylemiyor. Aristoteles'in tanrısı daha deistik bir tanrı. Yani Tanrı evreni yarattığı evrenden haberdar dahi değildir. O sadece bir ilk neden olmaklığı bakımından vardır. Peki bu anlattıklarımız sonucunda Hegel nerede duracak? Ya da özgün Hegel felsefesi bakış açısı nerede? Bir tarafta Spinoza'nın mekanistik determinizmi, aşkın hiçbir şey yok. Tanrı ile evren zaten varlık her şey bir bütün, canlı organik bir bütün var. Ama... Dediğim gibi mekanistik. Bir tarafta da Aristoteles var ve o e, böylesi bir teleolojiden, böyle bir sellikten, amaçlılıktan söz etmiştim. Hegel'in felsefesi bu ikisinden de izler barındırıyor, ikisinden de bir parça alıyor diyebiliriz. Ama bu ikisini üst üste koyduğumuzda da tabii ki Hegel felsefesi olmuyor yine. Öncelikle şunu söyleyelim. Hegel'de var olan duyulur dünya içerisinde, zaman mekan içerisinde olmakta olan bütün sürecin bir amacı var. Sürecin kendisinde ortaya çıkarmak üzere hareket ettiği, sürecin kendi içerisinde ortaya çıkarmak üzere hareket ettiği bir süreç var. Bir amaç var. Potansiyel olarak var olan bir e, tasarıyı edimselleştiriyor. Yani gerçekleştiriyor. O halde tasarıyı gerçekleştirmek adına ilerleyen bir çeşit açımlanış sürecidir bu diyebiliriz. O halde Hegel'de de tam olarak bir katlı olanın açılmasından söz edemeyiz. Az önce gösterdiğim e, resim örneğinde olduğu gibi. Çünkü onun mutlak dediği şey ya da mutlak varlık dediği şey hazır ve biz ona ulaşmaya çalışmıyoruz. Çünkü öyle olsa Parmenides'te konuştuğumuz gibi varlık bir bütün bir e, sabit olmak zorundaydı. O zaman hatta hareket bile olmamalıydı. Hare hareketi reddetmeye doğru gitmeliydik. Bu bir potansiyellik. Henüz tam olarak edimselleşmemiş varlık kendisini gerçekleştirmeye doğru gidiyor. Yani bu süreçle birlikte kendi olmaya doğru gidiyor. Kendini gerçekleştiriyor. Ama bu noktada bir tasarıdan, amaçtan, plandan söz etmemiz dışarıdan bir müdahaleyi yine gerektirmiyor. Çünkü potansiyel olarak var olan o tasarının kendi kendisini gerçekleştirme gücüne kendisinde sahip olduğunu görüyoruz. Böylesi bir kuvvet var. O yüzden Hegel'de mutlak en sonunda kendisi olacak şey. Özü kendi etkinliğinin sonucu olarak ortaya çıkacak. Hegel felsefesinin en sıkıntılı zeminlerinden biri buydu. Yani varlık kavrayışının bir bütün olduğunu, aşkın hiçbir şey olmadığını anlamak Spinoza bağlamında kolay olabilir. Bunu daha önce konuştuğumuz için söylüyorum. Belirli bir amaca doğru ilerlemesi meselesi de Aristoteles bağlamında kısmen anlaşılır gözüküyor ama pek çok şeyin etkisi olsa da her birinin biraz farklı hali gibi değil mi? Ortada bir varlık var. Bu varlık bir bütün ama Parmenides'teki gibi sabit değil. Spinoza'daki gibi canlı organik bir bütün ama bu sefer de ondaki gibi mekanistik değil. Aristoteles'teki gibi bir amaca doğru ilerliyor bu ama teistik dinlerde olduğu gibi dışarıdan bir müdahale ile belirleniyor değil. Bu kısmı biraz düşünmemiz gerekiyor. Kendi içerisinde potansiyel olarak var olan e, o mutlaklığın kendisini gerçekleştirmeye doğru gittiği, bu yüzden de kendisini belirleyen, kendisini yöneten canlı bir oluştan söz ediyoruz varlık derken. Ve Hegel yine genel kanıdan farklı olarak mesela sonsuz derken de bütünüyle varlığa içkin bir şeyden bahseder. Evrenin evrenin dışında evreni bir şey aşa, evreni aşan bir şey olarak yer almaz burada. Onun içerisindeki sonsuz devinimin niteler. Şimdi videonun bence ikinci büyük yarısı dediğim kısma geliyorum. Buradan sonra konuyu biraz daha da özelleştireceğim. Şu an daha metafizik bağlamında kaldı ama aslında işin oldukça toplumsal politik bir kısmı var ve her seferinde nasıl ki benzerlikleri ve farkları söylediysek e, bu noktadan sonra da artık Hegel'in Schelling'le olan farkını konuşmamız gerekecek. O halde gelecek bölüm tin felsefesi. Geçen bölümde Hegel felsefesini ne şekilde anlamamız gerektiği, varlık mutlak derken neden bahsettiği, kimlerden etkilendiği ve ne şekilde farklılaştığından söz etmiştik. Artık bu noktadan sonra bazı ayrımlar yapmak gerekecek. Çünkü aksi takdirde konuştuklarımız odağında acayip mistik bir yere doğru gidiyoruz. Seneler önce biriyle sohbet ederken varlık kavrayışını sormuştum. Yani ontoloji nedir değildi. Hani sohbet edersiniz felsefi bir şekilde neye inandığının ne şekilde düşündüğünü, evreni nasıl anladığını e, anlamaya çalışırsınız ya. Bir yerde şey dediğini anımsıyorum. Aslında tek bir bilinç var. E, bu yekpare tek bir bilinç ve e, bu bilinç, e, bu realitede zaman mekan üzerinde işte bu fiziksel realitede e, farklı şeyler olmaklığı deneyimliyor. Mesela şu anda Dilara olmaklığı, e, Ayşe olmaklığı, Kenan olmaklığı, Erdoğan olmaklığı deneyimliyor. Yani bu sonsuz bir kendisini farklı çehrelerde deneyimleyen bir bilinç gibi bir şey söylemişti. Ve sonrasında da öyle bir yere varacak ki bu bilinç deneyimlemediği hiçbir şey olmadığını için kendine dair bir tam algısı olacak dediğini anımsıyorum. Şimdi eğer Hegel felsefesinde meseleyi Geçen bölümde konuştuğumuz şekilde bırakırsak böyle bir yere gidiyor. Yani ortada bir bilinç var bu kendisini oldurmaya ve gerçekleştirmeye çalışıyor e, gibi bir yerde kalıyor. O yüzden bu, bu bölümde Hegel'in Schelling'den farkını ele alırken öncelikle şuradan başlamamız gerekiyor. Hegel bilinç derken ne kastediyor? Hipolit organik bir yaşam düşüncesine öncelik veren Schelling'in aksine Elbette bu organik yaşam düşüncesini de kapsar bir şekilde. Hegel de ana kavramın tin olduğunu söyler ki zaten Hegel'de organik doğanın tarihi yoktur. Ne demek yani Hegel jeoloji karşıtı mıydı diyorsanız kastettiğim bu değil. Çünkü o tarih derken de başka bir şeyden bahseder. Bu bağlamda gelişiminden söz ettiğimiz, açılmasından söz ettiğimiz, kendini gerçekleştirmesinden söz ettiğimiz şey, kendini deneyimleyerek edimselleştiren şey tin. Yani Geist. Hegel'in doğa kavrayışından bahsederken onda yeryüzünü aşan uzay zaman ötesi doğa üstü bir gerçeklik olmadığından bahsetmiştim. Yani elbette kendisini elimselleştirerek açan Tin bunu e, doğa içerisinde yapıyor. Yani kendisini maddi bir yaşamda gerçekleştiriyor. Fakat Hegel burada doğanın, ağacın, taşın, bir nesnenin kendisini e, deneyimlemesinden, açmasından ziyade başka bir şeyden söz eder. Maddenin özü yer çekimidir, T'nin özü özgürlüktür. Diyor mesela. Maddenin kendisini gerçekleştirmesi bağlamında bir noktadan sonra yer çekiminden kurtulması, bunu aşması, geliştirmesi gibi bir şeyden söz edebilir miyiz? Böylesi bir fikir komik olurdu değil mi? Hegel de zaten bundan bahsetmiyor. Bazen şöyle yorumlar görüyorum. Madem her şey dönüşerek gelişiyor o zaman taş da dönüşüp gelişsin, kendisi olmaklıktan çıksın gibi e, yorumlar görüyorum ama... Aslında Hegel'in iddiası zaten bu değil. Maddenin özü, yer çekimi, tin'in özü, yani kendisini kendisini açımlayan şey olan tin'in özü ise özgürlük. Buradaki tin konusunda bir daraltmaya daha gidelim. Bu tin böyle İslamiyetteki, Hristiyanlıktaki gibi bir çeşit ruh da değil. Çünkü Hegel felsefesinin maddi yaşamda geliştiğini ve burada bir doğaüstü olmadığını söylemiştik. O yüzden Hegel tin kavramını maddi yaşama karşıt anlamda kullanmaz aslında. Aksine maddi olan ile ilişki içerisinde bu dünyada kendisine yer edinen ve bu ilişkiler bağlamında anlamını kazanma imkanına sahip devinen, değişen, dönüşen bir şeydir tin. Haliyle bahsettiğimiz burada doğal fiziksel yaşam değil, yaşam bilincinin tarihi olarak tindir. Şimdi bir alıntı var, ona bakalım. Yaşam bilinci, yaşamın kendisinden oldukça farklıdır. Yaşamın hakikatini ama sadece insan deneyiminde gerçekleşen bir hakikati oluşturur. İnsani bilinçle bütünleştiğinde yaşamın uğrakları tarih formunda gelişir ve insani bilinç yakışında kendi özdeşliğini keşfeden mutlak öznedir. Yaşam bilinci yaşamın kendisinden farklı bir şeydir. Bazen kendimi hegelci bir zihin felsefesi yapmamak için zor tutuyorum hakikaten. Cümlenin güzelliğine bakın. Yaşam bilinci yaşamın kendisinden farklı bir şeydir. Bu benim, senin, onun e, tek tek kafamızın içerisindeki kanttaki gibi bilgi işleyen bir mekanizma değil. Biz burada bir deneyimden, farkındalıktan, yaşantıdan söz ederiz. Toplumların bilinci olarak özgürlük bilincinde yaşanan bir ilerleme haline gelecek. Zaten Hegel'in tin dediği şey kendisini tarih olarak dışa vurur. Bizim tarih olarak gördüğümüz, tarih olarak adlandırdığımız şey Tindir. O yüzden Hegel'de tarih derken kastettiğimiz olayların arka 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 arkaya geldiği, düzenlendiği, ilişki kurulduğu e, tarih yazıcılığı disiplini değil. Burada tarih dediğimiz kavramın Hegel felsefesinin e, ana izleyini oluşturduğunu, felsefesinin kendisini oluşturduğunu görüyoruz. Sonrasında şöyle diyor. Şimdi böyle bir tarih için yönetici bir ilke bulmayı başarıp başaramadığımızı görmeye çalışıyoruz. Dünya tarihi üzerinde yalnızca hayatın değil, aynı zamanda bilincin, özbilincin ve özgür iradenin geliştiği sahnedir. Dünya tarihi özgürlük bilincinin gelişiminden başka bir şey değildir. Akıl dünyaya egemendir ve dünya tarihinde her şey akla uygun bir şekilde olmuştur. Çünkü mutlak konusunda söylediklerimizden de yola çıkarsak aslında mutlağın kendisini aşama aşama gerçekleştirdiği sahnedir tarih. Ve burada Hegel şöyle bir ayrıma gidiyor tin derken. Öznel tin ve nesnel tinden bahsedecek. Yalnızca tekil bireye ait olan bilince öznel diyecek. Bunun yanında insan doğası toplumsal olarak yaşamak durumunda ve toplumsallık da başta soyut hukuk olmak üzere belirleniyor. Aynı şekilde insanı belirleyen, öznel tini kuşatan ahlak, sivil toplum ve devlet gibi kurumlar vardır ve bunlar da nesnel tini oluştururlar. O halde bizim konu edindiğimiz içerisinde akıl amaç ilkelilik gördüğümüz kendisini gerçekleştirmesinden söz ettiğimiz şey özgürlük bilincinin gelişimi olarak tarih. Avineri tarih özgürlük bilincine doğru ilerleme adlı makalesinde şöyle ifade eder bunu. Hegel için bu tarihin anlamını kuran bu bilginin gerçekleşmesine doğru aşamalı bir ilerlemedir aşamalı bir ilerleme. Hegel dünya tarihine bakarak teokratik toplumlardan köleliğin var olduğu toplumlardan aşama aşama giderek özgürleşilen ve akabinde özgürlük, eşitlik, adalet gibi ilkeleri benimseyen e, toplumlara bir çeşit geçiş ya da yükseliş olduğunu görmüştür. O yüzden Hegel'de tin felsefesi derken bir açıdan dünya tarihinin pratik dünya tarihinin Akıl ile irdelenmesi girişimi aslında. İşte bu noktada videonun ilk parçasında konuştuğumuz yere geliyoruz. Burada neden bir ilerleme olsun ki? Neye doğru gelişiyor? Gerçi neye doğru geliştiğini söyledik değil mi? Özgürlük bilincine doğru, mutlak olmaya, mutlağın bilgisine doğru gelişiyor. E, tasarımımız potansiyel olarak orada var. Edimselleştirdiğimiz şey bu. Ama neden böyle bir şey oluyor? Ya da bu sistem... Ne şekilde kendi kendisini organize ediyor? Nasıl bir belirlenim var? E, bu fikri Hegel nasıl gerekçelendirecek? Bu defa da tarihte akıl aklı metninden bir alıntı yapacağım. Tersine tin merkezi kendinde olan şeydir. O da merkeze yönelir. Ama merkezi kendi içindedir. Birliği kendi dışında değildir. Onun hedefi daima kendisidir. Aristoteles'in kendi kendisini düşünen tanrıdan yani böyle bir çeşit patern var değil mi? Esintiler var. Mutlak olan şey kendisi dışında herhangi bir şeye yer vermeyen, her şeyi içeren bir bütündü ve bu mutlağın bir potansiyel olarak var olduğunu, bir noktada kendisini aşarak ilerlemek suretiyle tam olarak kendisini gerçekleştireceğini ve bu süreçte yaşanan bu kademeli aşı bu kademelerin de bu ilerleyişinde kendi kendini bilincine varmakta oluş sebebiyle özgürlük bilincinde bir ilerleme olduğunu söyledik. Özetle burada dikkate almamız gereken şey şu. Mutluluğun hedefi daima kendisi. Kendisi olmaklığa doğru gidiyor. Hegel felsefesinde her şey potansiyelden edimsel olana doğru rasyonel bir süreç içerisinde belirlenir. Yani mutluluğun kendisine içkin olarak kendisini gerçekleştirme zorunluluğundan ve bu kudreti de kendisinde bulmasından söz ediyoruz. Çünkü aslında hikaye şöyle başlıyor. Hegel'de doğal bilinç diye bir kavram var. Bu doğal bilinç kavramı daha sonra konuşacağımız Martin Heidegger'deki dünyaya fırlatılmışlık meselesini çağrıştırır bana. Doğal bilinç kendisini doğada buluyor. Aslında bakarsanız burada e, döngüsel bir düşünce tarzı var. Aristoteles'teki gibi kendisini do kendisini doğa içerisinde bulan bu doğal bilinç Sonrasında ikinci aşamada kendi kendisi üzerine düşünmeye başlıyor. Bir çeşit e, refleksyon değil mi? Dairesel bir hareket var ve kendi kendisi üzerine düşünmeye başladığında şunu fark edecek: Aslında kendisine dair gerçek bir e, bilişe sahip değil. Yani henüz kendisini Kendisi olarak ortaya çıkarmış değil. Burada sadece bir potansiyel durumu var. Çünkü mutlak verili bir şey değil. E, önce gerçekleşmesi gerekir demiştik. O yüzden bu üçüncü adımda aslında doğal bilinç kendisi hakkında bildiğini sandığı şeyleri yitirmeye başlıyor değil mi? Kendisine dair bilişinin yetersizliğini fark etmek suretiyle ilerlemeye, evrelerden geçmeye, basamak basamak yükselmeye başlıyor. Yani en temelde bir doğal bilinç varken biz sonrasında bu tarihsel süreç, bu oluş ve devinim içerisinde mutluğa doğru giden bir yapı görüyoruz Hegel'de. Peki doğal olandan mutlak olana gidişatta bu süreç nasıl ilerliyor? Yani kendisin kendi kendisinin farkına varmak ne demek? Ya da şöyle soralım kendisini nasıl geliştiriyor? Bu mesele elbette bizi o meşhur kavram diyalektiğe getirecek. Diyalektik kavramının farklı şekillerde, farklı filozoflarda, farklı öğretilerde türlü kullanımları olduğu için ben T'nin fenomenolojisi bağlamında diyalektik kavramının ne anlama geldiğinden söz edeceğim. Önce şu T'nin fenomenolojisi adlı kitabın isminden yola çıkarak bir şeyleri konuşalım isterim. T'nin Fenomenolojisi. Hegel'e göre bu kitap bilincin deneyimini inceleyen bilim. Bilincin deneyiminin bilimini yapmaya çalışıyoruz. Şimdi burada şuna bakalım bilimi. Bir şeyin bilimini yapmak ne demek? Biz neden bir şeyin bilimini yaparız ya da bir şeyin bilimini yapmak bize ne sağlar? Ondaki kuralı, ölçüyü, aklı bulmak, konu edindiğimiz şeyi öngörülebilir bir hale getirmek anlamına gelmez mi? O yüzden Hegel'de bilincin deneyimlerini konu edinirken bilincin deneyiminin bilimini yaparak bu deneyim süreci, bu oluş sürecinde var olan ilkeyi bulmaya çalışıyor. Tabi burada ilke derken sabit bir şeyden söz etmediğimi birkaç defalarca söyledim. Ondaki aklı görmeye çalışıyor daha doğrusu. Ondaki logosu bulmaya çalışıyor. Mutlağın bile mutlak olabilmesi için öncelikle kendisini ne olmadıkları üzerinden deneyimlemesi gerekiyor. Bu noktada şunu söyleyeceğim. Yine basitleştirmek için Herakleitos'a başvuracağım çünkü. Hegel'de diyalektik kavramını bir şeyin gelişmesini veya dönüşmesini çelişik bulan kişilerin Antik Yunan filozoflarından Herakleitos'a övgüler dizdiğini görürsünüz. Bu beni hayrete sürükler. Nasıl bir Hegel önyargısı var aslında? Çünkü Hegel'in diyalektik kavramının kökenlerinde doğrudan Herakleitos var. Biz diyalektik derken A olanın A olmayı bırakıp artık birdenbire B olmasından veya A ve B olanın bir araya gelip hem A hem B olması gibi mantıktaki üçüncü halin olanaksızlığını aykırı bir şey söylemiyoruz aslında. Zaten Hegel de T'nin fenomenolojisinde şey der. Bu zıtlıkların, bu farkın e, tözel bir denkliği yoktur. Burada A tözü ve B tözü arasındaki bir ilişkiden söz etmeyiz. Hegel felsefesinde tek bir töz vardır zaten. O da mutlak bir bütün. Sadece içerisinde sonsuzca oluşa yer veriyor ve bu oluş da rastgele değil, aşkın bir şekilde değil, kendi yapısı içerisinden belirleniyor. Özetle burada A nesnesi, B nesnesi falan yok. Tek bir şey var, henüz olmakta olan mutlak. Mutlak da kendisini pratik alanda var etmeye doğru gidiyor. Şimdi böyle bakarsanız Hegel felsefesinin her yerini sinmiş bir şey görürsünüz. Ya da gördünüz bile zaten. Oluş ve zaman. Zaman içerisinde bir şeyin kendini gerçekleştirmek üzere değişmesi için ne gereklidir? Ya da cümleyi basite indirgeyerek tekrar sorayım. Değişim için ne gereklidir? Bir şeyin değişimine imkan tanıyan şey nedir? Kendiliği ve kendisinden farklı olanları değil mi? Eğer böylesi bir e, aynılık ve fark olmasaydı zaten biz değişimden, e, oluştan söz edemezdik. Parmenides'in söylediği gibi hareketin olmadığı her şeyin bir bütün olarak e, başlangıçtan beri var olduğu ve sabit kaldığı bir senaryoda olmak durumunda kalırdık. O halde bu organik bütün olan varlığın içerisinde oluşu mümkün kılacak şey birbirinden ayrı iki yalıtık A-B nesnesi değil. Fark ve aynılığa müsaade edecek şeyler tıpkı Herakleitos'ta olduğu gibi zıtlıklar. Çünkü T'nin fenomenolojisinde zıtlıkların birliğinden, bu zıtlıkların birbirlerini içerip aşmasından söz ediyor. Benzer bir şey daha sonra Nietzsche felsefesinde de tekrar karşımıza çıkacak. Nietzsche felsefesinde de bu zıtlıkların savaştığını göreceğiz. Bu da genellikle yanlış anlaşılan şeylerden biri. Nietzsche'nin güç, istenci ve savaşı sanki cephede birbirlerini katletmek bağlamında yorumlanır ama Nietzsche felsefesinin de söz ettiği şey aslında tam da böylesi bir hegelci diyalektiktir. Buradaki zıtlıkların fıtlıkları e, moment olarak düşünmemiz lazım. Tek bir organik bütünün içerisinde farklı momentler ve bilinç dediği şey de bu farklılığı bu farklılığı, farklılıkları deneyimleyerek aynalaştırmak suretiyle kendi kendisini daha yetkin bir hale getiriyor. O yüzden burada mantıksal açıdan çelişik bir şey yok. Aynalık ve farklılık dediğimiz şey genel olarak özdeşlik kavramının içerisindeki Farklı iki moment sadece. O halde bilinç doğal olandan başlıyor, kendisi üzerine düşünüyor, kendi kendisini deneyimlemeye başlıyor. Kendi kendisini mevcut anda kendisi olmayanlar üzerinden deneyimliyor ve sonrasında kendisinden farklı olanların bilincine vardığında artık onları içerdiği için onlarla aynılaşıyor. Burada öğrendiğim günden beri kafama çok yatan, benim için Hegel felsefesini en açık kılan bir kavramdan söz edeceğim. Afebung. Afebung Almanca bir kavram. E, Pronunciation'ım, telaffuzum yanlış olabilir ama hiç sorun değil. Ekrana da yazdım. A ve bung içererek aşmak demek, kapsayarak aşmak demek. Meselenin biraz daha e, şairane olacağı ve dilarasal yorumlar yapacağım dediğim kısmı burası. Şimdi oluştan söz ettik ya bir şeyin değişmesi ve kendini yetkinleştirmesi, başlangıçta var olan bazı zıtlıklar var dedik. Bu meseleyi bir mücadele olarak düşünebiliriz. Evet ama bu mücadele şöyle bir şey değil. Biri diğerini yok ederek ortadan kaldırmıyor. Hegel'in diyalektiğinde bu oluş hareketi şöyle. İkisini de içeren ve sonrasında onları aşan yeni bir şey olmaya başlıyor. Ortadan kaldırmak değil, yanlışlamak değil, muhafaza ederek aşmak. Bu noktada bir örnek vereceğim. Bazı insanlar için özellikle Hegel konusunda uzmanlığı olan insanlar için yanlış bir örnek gibi gelebilir ama bunun anlaşılır olmasının en iyi yollarından biri bence bu tarz örnekler. Kendi benliğimizi düşünelim ki benlik kuramı da çok diyalektik bir şey zaten. Ne demek istediğimi anlatacağım şimdi. 5 yaşındaki Dilara'yı düşünelim. 15 yaşındaki Dilara'yı düşünelim. 29 yaşındaki Dilara'yı düşünelim. 29 yaşındaki Dilara, 5 yaşındaki Dilara'nın deneyimlerini, 5 yaşındaki Dilara olmaklığı, 15 yaşındaki Dilara olmaklığı içeriyor değil mi? Bir açıdan bunların her biri farklı farklı yerlerde farklı tözler değil. Ortada tek bir Dilara var. Ve bu tek bir dilara da olmakta olan oluş içerisinde sürekli kendini gerçekleştiren, değiştiren, dönüşen, devinen bir şey. Ve 29 yaşındaki dilara hem 5'i hem 15'i, 17'i, 21'i içeriyor olsa bile, onlardan aynı zamanda fazlası da onları aşan başka bir yanı daha var. Hemen bir örnek daha vereyim. Bu sefer de matematikteki alt kümeleri düşünelim ya da iç içe geçmiş daireleri düşünelim. Şimdi. Böyle bir daire var. Sonrasında bunun etrafında daha büyük bir daire var. Sonrasında bunun etrafında daha da büyük bir daire olduğunu düşünelim. En dışarıdaki en geniş daire kendisinin içindeki küçük daireleri içeriyor, değil mi? Onları olumsuzlamış, ortadan kaldırmış değil. Ama onlardan fazlası da onları hem içeriyor hem aşıyor. Bu mesele bana her zaman Rilke'nin Genişleyen Halkalar şiirini hatırlatır. 5 yaşındaki Dilara örneğini ve benlik kuramından bahsetmem bu noktada tesadüf değil. Ben zihin felsefesinden çalıştığım için Hegelci diyalektiği hep bu bağlamda düşünüyorum. Rilke'nin o muazzam şiirinde söylediği şey şu. Hayatımı genişleyen halkalar halinde yaşarım ben. Hayatımız aslında bir açıdan birbiri ardına gelen genişleyen halkalar birbirlerini yok eden bir halkadan diğerine atladığımız şey değil. Bugün mevcut anda olduğumuz kişi bundan önceki bütün tarihimizi, deneyimimizi, deneyimimizi içeriyor ve onları içermekte oluş bizi zaten bugün onlardan daha fazlası hale getiriyor. Hegelci diyalektik budur. Ve burada kavramın muazzamlığının bize gösterdiği bir şey daha var. Toplama işlemi yaparcasına farklı durumları üst üste koyuyoruz ve eşittir deyip bir şey yazmıyoruz. Çünkü her bir adımda genişleyen, kapsayarak aşan bir şey sürekli olarak değişiyor. Ve Rilke'nin de dediği gibi hayatımızı bu genişler genişleyen halkalar bağlamında yaşadığımızda bu sefer Hegel'in deyimiyle söyleyelim. Genel olarak diyalektik süreç sonunda bizim gördüğümüz şey Yaşam aslında bilincin kendi kendisini deneyimleme yolculuğuna yaşam diyor. Ama bu bilinç de elbette toplumların Özgürlük bilinci. Çünkü hedefi kendisi olduğu için kendisini gerçekleştirmek üzere var oluyor. Bunun türlü versiyonlarını yapabilirsiniz. Ülkeler tarihi bakımından bile bakabilirsiniz. Yani her toplumda e, ard arda gelen birkaç devlet görürsünüz değil mi? Bu devletler yıkılırlar ve yeni devletler ortaya çıkarlar ama bu zamanın başlangıcında her sefer bir şeyin yok olması ve yerine yeni gelmesi bağlamında olmaz. Tarihin kendisi diyalektiktir. Ve mesele bununla da sınırlı kalmıyor. Yani burada bir deneyimden, gelişimden söz ediyoruz ama Hegel felsefesinin özgün yanlarından bir tanesi daha bu noktada açığa çıkıyor. Bir de bu deneyimi yaşayan bilincin bu deneyimi yaşamakta olduğunun farkında olması gerek. Bu da bizi diğer bölüme getiriyor. Hegel Tarihte Akıl adlı eserinde Anaxagoras'a işaret edecek. Anaxagoras da Antik Yunan düşünürlerinden bir tanesi ve onda e, noos adını verdiğimiz bir kavram var. Nous akıl demek. Anaxagoras e, herkes arke nedir, logos nedir bunu tartışırken evrendeki oluş ve çeşitliliğin altında ona içkin bir şekilde bir akıl olduğundan söz edecek. Akıl tüm evrende veya dünyada hüküm sürüyor. Hegel bu noktada Anaksagoras'a bir açıdan katılıyor ama sonrasında tabii ki de yine yetersiz görüyor. Hegel diyecek ki akıl hüküm sürebilir ama akıl aynı zamanda kendi eylemlerinin de bilincinde olmalı. Burada yine Almanca kavramlar üzerinden gideceğim. Hegel'in deneyim için kullandığı kavram Erfahrung. Erfahrung Erfahren kökenine doğru gidersek hatta oradan da Fahrenheit köküne gelelim direkt oradan anlatayım. Serüven gibi bir anlamı var. Bir e, yolculuk anlamı var. Şimdi şöyle düşünün. Arabayla bir yere gidiyorsunuz. Bir e, araba yolculuğundasınız. Road trip. Başınızı cama yasladığınızda sizin sü sürekli olarak bir şeylerle karşılaşırsınız, değil mi? Bazı görünümler olur. Şöyle olmaz ama o. Bir şey gördüm, geçti. Gördüm, geçti. Gördüm, geçti. Bir şey deneyimledim. Yani deneyimler kesik kesik, kesik kesik olmaz. Bu tek tek şey deneyimlerinize eşlik eden bir de deneyimi yaşamakta olduğunuza dair e, içsel bir yaşantı vardır. Bu deneyimin bilinci vardır. O yüzden bir çeşit yolculuk yaşantısına sahip olursunuz. Ama burada başka bir bölüm ayrımına daha gitmemiz gerekiyor. O da bizi pratik kavramına getiriyor ya da maddi yaşam. Çünkü bilincin kendi kendisini deneyimlemesinden, tarihteki akıldan söz ettiğimizde sanki böyle soyut bir kavramdan bahsediyormuşuz. hissiyatı yaratıyor değil mi? bilinç diyoruz mesela. Ya da dünyadan elini eteğini çekmiş, böyle uzak doğu dinlerindeki gibi Buda gibi bir ağacın altında oturup yüzlerce gün meditasyon yaparak tefekkürle kendisini geliştiren, deneyimleyen bir bilinçten bahsediyorsak Yine Hegel'i yanlış anlamış oluruz. Çünkü bilinç pratik maddi dünyada deneyimlediğinden daha fazlasını kavrayamaz Hegel'e göre. Burada akılsal bir sezgiden, öngörüden bahsedemeyiz. Bu teorik değil, aksine oldukça pratik bir şey. Hegel felsefesini konuşurken bilmiyorum fark ettiniz mi artık bu video kaç saat olduysa sürekli tam Ha böyle diyoruz, şöyle zannediyoruz ama öyle değil diyerek konuyu daraltıyorum. Bilincin kendi kendisini deneyimlemesi Teorik değil, pratik bir şey. Çünkü mantık biliminde şöyle söylüyor. Öz ve varoluşun birliği edimselliktir. Kendi kendisini dışsallaştırarak kendi bilincine ulaşıyor ve biz buna zaten tarih diyoruz. Kendini pratiğinde gerçekleştirmeye doğru ilerleyen bir süreç bu. Bence bu kısmı anlamanın en iyi yolu Marx. Şimdi detaylıca bir Marx analizi yapmayacağım ya da Hegel-Marx kıyası yapmayacağım ki zaten bilgim dahilinde de değil. Böylesi bir uzmanlığım yok. Ama o veya bu şekilde defalarca fire. Üzerine tezleri kullandım, düşündüm, bu videolarda da bahsetmiştim, bilim ve ideoloji videosunda yanılmıyorsam. Feuerbach üzerine yazmış olduğu tezlerden bir, bir ve ikiden toplama bir şekilde bir şey göstereceğim. Bir şeyin kendi bilincine varması, kendini gerçekleştirmesi, mutlağın bilincine ulaşması teorik değil, pratik bir sorundur. Çünkü Marx test 8'de ne diyor? Toplumsal yaşam özünde pratik bir sorundur. O yüzden sezgiyle bilinç üstü örtülü hakikati birdenbire aydınlatmaya başlamaz. Tam da o tarih pratiği içerisinde kendisini gerçekleştirmesi gerekir. Aslına bakarsanız öz bilinç, etik... E, den bahsettiğim bir yer daha vardı. Bazı notlar almıştım zaten. Elimde görmüşsünüzdür tablet bilgisayarda. Ve birazcık daha devam ediyordu. Hukuk felsefesinin temel ilkelerinden de söz edecekti. Çok az tabii ki çok az. Biraz özneler arasılıktan bahsederim diye düşünmüştüm ama epey uzun ve ağır bir video oldu. Yani yoğun bir video oldu. Videoyu felsefecilere çekmediğim veya zaten Hegel bilen Hegel uzmanlarına çekmediğim düşünülürse. İlk kez Hegel ile tanışacak kişiler için oldukça yoğun bir video olduğunu varsayıyorum. Dahası bunlardan bahsetmek bizi işin siyaset ve hukuk bölümüne getirecek. E bildiğiniz gibi bu benim alanım değil, yani bu benim ilgim ve bilgim dahilinde olmayan bir kısım ve biz de zaten felsefe tarihi serisinde artık 38 bölüm oldu yanılmıyorsam. Genelde e, ontoloji, epistemoloji, metafizik bağlamında konuştuk. E, David Hume'da da, John Locke'da da özellikle bir siyaset felsefesine giriş yapmadık. Bu noktada şöyle bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Şimdi Hegel üzerine yapılan Türkçe yayınlara bakarsanız, bu yayınların zaten çoğunluğunun Hegel'in hukuk ve e, hukuk felsefesi ve sonrasında oradan çıkan bir çeşit siyaset felsefesine odaklandığını görürsünüz. Zaten ana eksiklik T'nin fenomenolojisi veya onun mutlak kavrayışının anlatılmasıydı. E, benim yaptığım kaba gözlemler böyle. Bunu onun önemsiz olduğu anlamında söylemiyorum ya da e, kimse bununla uğraşmak istemedi. Çok zordu. Ben anladım gibi bir şey de değil. E, genellikle Hegel'le ilişki kuran e, üretken insanlar onu siyaset ve hukuk üzerinden ele aldığı için e, mutlak konusu, sonsuzluk konusu, metafizik konusu biraz daha e, görece eksik kalmış gibi. Ve ben de bu videoyu Kurgularken, daha doğrusu bütün kanalı kurgularken zaten şuna çok dikkat ediyorum, anlamışsınızdır. E, bu kanal felsefeye meraklı, felsefeyle bir şekilde ilgilenen, bunun üzerine okumalar yapan ama geri geldiğinde okuduklarını onun için yorumlayacak, e, birine ihtiyacı olanlar için. Söylediğim gibi buradaki amacım felsefe tarihini alıp tekrar aynısını okumak değil. Bir, farklı kaynaklardaki bilgileri kürate etmek, yani bir kürasyon haline getirmek. İki, bunları anlaşılır kılmak. Çünkü hatırlıyor musunuz bilmiyorum üzerinden saat geçti gerçi ama bir metni anlamıyorsanız bu onun anlamsız olduğu anlamına gelmez. Sizdeki anlayış kıtlığının emaresi de olabilir demiştim. Bunun tersi de mümkün. Eğer bir şeyi anlamıyorsanız anlatıcının anlatma becerisinin eksikliğini de gösteriyor olabilir. O yüzden umarım bu video Hegel'in iddialarını bir nebze daha anlaşılır hale getirmiştir. Gelecek videoda görüşmek üzere, meraklı kalın.